Evet, beraberlikle biten Bolu Spor Altınordu maçı sonrası teknik direktörümüz Ufuk Kahraman'ın açıklamalarıyla beraberiz. Hocam buyurun. Evet, ligin 3. haftası Bolu deplasmanındaydık. Bolu takımının iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Başında değerli bir teknik direktör var, tecrübeli. Zor bir deplasmandı bizim için. Ama biz Altınordu takımı olarak ilk ilkemiz şudur. Futbolu güzelleştirerek, zevk vererek, izleyenlere seyir zevki yüksek futbol oynayarak oynamaya çalışıyoruz. Bu hep böyle olacak zaten. Bugün de biliyorum ki televizyon karşısında ve tribündeki birçok seyirci zevk alarak 90 dakikayı izlemiştir. Altınordu takımı her geçen gün form yakalayacaktır. Bizim için Bolu maçı çok kritik bir virajdı. Çünkü geçen hafta evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Son kaybedebilirdik. Son 90 artıda kazanabilirdik. Ama deplasmanda alınan bir puan her zaman önemlidir. Altın puandır. Bundan sonra Bolu Spor'a da maçlarında başarı diliyorum. Soru soran var mı? Teşekkür ederim. İnşallah var. Şimdi güzel bir maç seyrettik diye düşünüyorum. Ama hep şunu söylüyorum ben. Galibiyetler hataları örtüyor, gizliyor. Ama kaybedişler mücadeleyi, emeği, harcadığın enerjiyi, güzel şeyleri gizliyor. Bugün 2 puan kaybettik, onun için çok üzgünüm. 2 tane penaltı kaçırdık. Çok boş kaleleri kaçırdık. Bunlar futbolda olan şeyler. Ama bugün biz içeride soyunmasını gördüm ki biz biraz daha takım olduk. Bugün kaçırdık, yarın kaçırmayacağız, bunları atacağız. Bu oyun, bu mücadele benim için tatminkar. Ama atsaydık daha iyi olacaktı. Hem buraya gelen taraftarımız da sevindirmiş olacaktık. İçeride 2 tane üst üste bir mağlubiyet, bir beraberlik hoş olmadı. 5-1 bitecek bir maç. Neredeyse pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç. Ki içeride oynaması en zor takımlardan bir tanesiyle oynadık. Altınordu takımıyla oynadık. Yıllardır çok iyi tanıdığım da bir takım. Hocalarını da çok iyi tanıyorum. Oyuncularını da çok iyi tanıyorum. Arkamıza atılacak topları da biliyorum. Öyle çabuk çıktığımızda pozisyon vereceğimiz de ama bir tane bile pozisyon vermedik. Çok iyi mücadele ettik. 2 tane stoperin birer tane penaltı yaptırdı. Neticesinde biz de 2 tane yakaladık, kaçırdık. Onlar da kaçırdı bir tanesini. Güzel bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Sadece hakemler için hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece karşı taraftaki penaltının tekrarını isteyen hakem arkadaş için bir şey söyleyeceğim. Zaman geliyor, önlerindeki çizgide taç olan pozisyona bile sorumluluk alıp bayrak kaldıramıyorum bir arkadaş. Sen penaltıda 90+7'de o cesareti nereden alıyorsun, nasıl kaldırıyorsun o bayrağı, ona sormak istiyorum. Gerçi kendisine sordum, cevap veremedi. Neticesinde oradan döndüğü zaman art niyeti %100 ortaya çıkıyor. Orta hakem için bir şey söylemiyorum, ortada maç yönetti. Ama onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun.